Şimdi Horasanlar Derneği şu anda Sultanbeyli'nin başkanı sanayici. Evet. Eğer bu Sultanbeyli'ndeki Horasanların bütününü birleştirebildiniz mi? Toparlayabildiniz mi? Ayrıca bir gece düşünüyor musunuz? Bizim oradaki gayemiz Sultanbeyli'deki Horasanlar değil. Sultanbeyli'deki tüm Erzurum'dur. İstanbul'daki tüm Erzurum'dur. Dünya platformu demişiz. Ha, İstanbul Horasanlar Derneği olarak lokalimiz var zaten. Oradaki çalışmalarımız hemşehrilerimizi bir araya toplamak. Ama oradaki sadece Horasanlı değil. Zaten Horasanlı gidince İsviçre'yi getiriyor. Narmanlı'yı getiriyor. Tortuklu geliyor. Hasan Karelisi geliyor. Hınıslısı, Karayazılısı, Tekmanlısı geliyor. Yani bir şekilde orada bir ortak noktamız oluyor. Mesela biz oraya sadece Horasanlar Derneği deseydik, üstünü katmazsak, o zaman sadece Horasanlara hitap etmiş olacaktı. Ama bizim oradaki gayemiz bütün Erzurum'u bir araya toplayıp, onlarla beraber gülüp, onlarla beraber ağlamak, iyi gününü, kötü gününü paylaşmak, cenazesini, ölüsünü, dirisini, düğününü paylaşmak. Bizim gayemiz buydu. Yoksa ben bunu birkaç yerde de yine söyledim bir programda da, bizim oradaki gayemiz birilerini bölmek değil, oradaki mekanizmayı harekete geçirmek. Yani oturan devi yürütmek, yürüyen devi de koşturmak lazım. Ha, orada ben şunu da söyleyeyim, orada bir boşluk vardı, biz o boşlukta yararlandık değil. Sultanbeyli'de, siz de çok iyi bilirsiniz ki, en fazla nüfus Erzurum. Aldığım bilgilere göre 18 bin tane seçmenimiz var. Bu çok ciddi bir rakam. Ama biz Sultanbeyli'de, siyasette, sosyalde hak ettiğimiz yerde tek. Biz dolgu malzemesi de olmayacağız, olmayalım. Bakın benim bir projem vardır, siz bunu bilirsiniz. Ben dedim ki hangi partiye mensupsanız, parti demiyorum. Ama mensup olduğunuz partiye gidip kaydınızı yaptırmanız lazım. Bizim buradaki seçmen sayımız nedir? Hakikaten Erzurum'un nasıl bir potansiyeli? Ve bunu üst düzey zevatın bilmesi lazım. Biz orada birinci sıradayız. Belki gidin Sayın Belediye Başkanı'na sorun. Diyor ki bilmiyorum Erzurum'da belki bu da dördüncü, beşincidir. Belki bir der ama. Çünkü sizin sayısal bir çoğunluğunuz yok. Resmi bir çoğunluğunuz yok. Bizim gayemiz de buydu. Resmiyete dökmek. Ondan sonra siyasette ne yaparız? Tabii ki siyasette bir yerlere geleceğiz. Hemşehrilerimizin bir yerlere gelmesi lazım. Siyaseti düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Vallahi ilerisi ne olur bilmiyorum. Ama benim tek gayem var, hemşehrilerimi desteklemek ve hemşehrilerimi bir yere getirmek. Zaten siz bir yere gelirseniz ben bir yere gelirim. Siz bir yerde söz saymışsanız zaten o ses benim sesim. Mesela şahsım olarak, ferdi olarak hareket edersem ben hiçbir yere gelemem, zaten gelmem de mümkün. Ama sizin bir tabanınız varsa, sizin hitap ettiğiniz bir toplumunuz varsa, yani bir mitingde 3-5 bin kişi topluyorsanız zaten insanlar sizi ciddiye alır. Ama yani tek kişilik ordu derseniz öyle bir ordu yoksa. Orduya komutan edemezsiniz. Niye edemezsiniz? Zaten sizin düştüğünüz yerde sizin arkanızda kimse yoktur. Sizi kaldıracak birilerinin olması lazım. Rabbim o düşmeyi bizlere nasip etmesin. İnşallah hep muvaffak etsin. Siyasetteki düşüncemiz bu. Yani ben diyorum ya Sultanbeyli'de 18 bin seçmen olan bir ilin belediye başkanı olmaz mı? İki tane, üç tane başkan yardımcısı olmaz mı? 10-15 tane meclis üyesi olmaz mı? Size soruyorum bir gazeteci. Evet. Yani oradaki Erzurum'un bir başkanı, bir başkan yardımcısı olması burada size ve bize rahatlık verir. Çünkü daha yakın iletişim kurarsınız. Çünkü o sizin dertlerinizi bilir, nereden geldiğinizi bilir. Siz anlatmazsanız dahi o düşünür, der ki işte Sait Güngör hakikaten bunun için burada. O hemen onu ortaya koyar. Ama bir yere de giderken biz burada 18 bin seçmenimiz var ama hiç söz sahibiler değiliz. Ciddiye de alamıyoruz derlerse size yazın. Yaptığınız emeklere yazın.